Şimdi sizleri toplamamın, çağırmamın, sizlerle bir paylaşımda bulunmamın amacı şu. Hep diyoruz ki Didim bir turizm kentidir. Turizm kentinde yapılacak işlerin turizm amaçlı yapılması, atılacak adımların devamlı turizm adına atılması gerekmekte. Yanlış attığımız adımların telafisi, düzeltmesi çok zor oluyor ya da imkansız hale geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi, biz turizmciler için çok önemli olan bir konu var. Bu da kültür merkezi konusu. Dedim de bir kültür merkezi yapılması planlanmıştı bundan 7 yıl kadar önce. Biz çok sevinmiştik. Ama gittik projeyi ve işte binanın ilk direkleri yapılmaya başlandığında baktık ki oranın kültür merkezinde iyi bir nikah salonu olabilecek bir konumda. Ya da bir gençlik merkezi ya da bir halk eğitim merkezi gibi bir şey olabilecek konumda. Moralimiz bozulmuştu. Ama şöyle bir şey var. Eğer Google amca diye bir şey var. Bu Google amcayı devlet de takip ediyor. İşte Didim'de bir kültür merkezi açıldı dediğimizde hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı diyor ki Didim'de kültür merkezi var. Tamam bitti. Orayı planlamadan çıkar. Devlet. Çünkü Kültür Bakanlığı her ile her ilçeye bir imkanları dahilinde kültür merkezi yapmakla mükellef olan tek kurum. Elinde devlet sanatçıları var, devlet grupları, tiyatrolar, operalar, senfoniler, filarmoniler gibi gruplar var. Bu gruplara da bu kendi konser salonları, Kültür Bakanlığı'nın olan yani standartlara uygun akustik sistemin sağlanmış salonlarda planlama yapıyor. Her Aralık ayında bu planlama yapıyor. 10 yıl boyunca bu planlama devam ediyor. Şimdi bizim zaten kültür merkezi olarak hep hayal ettiğimiz ve her kaymakamımızda işte Mehmet Bey, Mehmet Türköz'de olsun, Halil Bey'le olsun, daha önceki kaymakamlarımızda olsun her toplantıda vergi dairesinin yanındaki arsanın bir kültür merkezi haline getirilmesi ve Kültür Bakanlığı'yla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla devredilmesi ve oraya bir kültür merkezi, Didim'e yakışacak bir kültür merkezi yapılmasını istemiştik. Şimdi Kuşadası'nın doğal bir kültür merkezi var. Neresi? Efes. Ve Kültür Bakanlığı buraya her yıl en az 10 tane, 20 tane İdil Biret'inden tutun, Devlet Halk Danslarından tutun, işte Filarmoni Orkestralarından tutun, halk müziği sanatçılarından, Türk müziği sanatçılarından tutun bir planlama yapıyor. Bu planlamaya biz seyahat acenteleri burada devreye giriyoruz. Otellere getirdiğimiz her şey dahil müşterilere o konserleri ya da o sunumları, biliyorsunuz müzik evrensel bir dil yani bir armoni. Buna dil bilmeye gerek yok. Herkes gidebiliyor. Onu işte müşterilerimize, otellere koyduğumuz turistlerimize duyuruyoruz ve onlar o gün otelden alıp getirip o konseri izletiyoruz. Ne oluyor? 4-5 saat, 6 saat her şey dahil sistemin içinden alıyoruz. Götürüp orada zamanını geçirtiyoruz. Bu da otellerimiz için zaten olmazsa olmaz şeyler. Çünkü oteller öyle çok büyük paralarla turizm yapmıyorlar. Daha erken rezervasyonlu tur operatörlerine verdikleri paralarla işi döndürmeye çalışıyorlar. Bir de artık dijital dünya diye bir dünya var. Nedir bu? Bir tanesi Google amca, bir tanesi Meta oldu adı, Facebook, bir tanesi Instagram gibi oldu. Şimdi bunlar da sponsorlu yaptığınız her paylaşımı istediğiniz bölgeye, istediğiniz şekilde aktarabiliyorsunuz. Şimdi bunun şöyle yorumlayın. Almanya Bremer Filarmoni Orkestrası Didim'e geldi, konser veriyor. Bunu dünya duyuyor. Dünya, işte Bremer Orkestrası burada konser, Didim'de konser veriyor ve insanlara bir Didim merağı yaratıyor. Ve o Didim merağından insanlar yine Google amca aracılığıyla giriyor. İşte Didim bakıyor, işte oteller var, şunlar var, bunlar var, seyahat acentelerini görüyor ve turizm planlamasına erken rezervasyonda kendisini ön plana alıyor. Şimdi bundan 7 yıl kadar önce ben
Adnan Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuvar Bölümünde akademik orkestrayı getirdim buraya. Bir konser verdirdim. Yakın dostluklarım vardı. Oğlum da içindeydi. Dedim de bir tek salonumuz var. Ticaret odası salonu. Ve tamamıyla İngiliz komşularımız, Türk de vardı içinde tabii, bizim yerel burada yaşayan insanlar da vardı ama ağırlık orada oldu. Çünkü ilk defa böyle bir şey oldu. Ve 600 kişilik salonda neredeyse 700-800 kişiyle doldu, izlendi. Ama sonucunda Sayın Profesör Efe Akbulut'tan, Profesör Doktor Efe Akbulut'tan kemancıydı, maestro, aynı zamanda orkestranın şefiydi. Ondan şöyle bir şey geri dönüşüm aldım. İşte Erdal Bey, akustik çok kötü olduğu için yani çok verimli olmadı bizim için dedi. Yani inşallah insanları tatmin ettik dedi. Çünkü sesin dönüşümü çok önemli onlarda. İmkanı da buydu. Olsun, yine müzik insanları, müzikle uğraşan insanlar da akustiğin problem olduğunu bildiği için burada bir şey yaptılar, yani bir törele ettiler olayı. Ama ondan iki yıl sonra ben yine FB'ye gittim. Dedim ki, Sayın Dekanım, işte tekrar gelir misiniz? Dedim de bir konser yapar mısınız diye. Yok dedi. Yeni salon yaptınız mı dedi. Yani bir orkestra konseri verecek, salon yaptınız mı? Biz salon yapmamıştık dedi. Tabii ki müzisyenler için o orkestradakinin tamamı doçent, doktor, profesör, ünvanlı akademik orkestra adı üstünde. Yani bu kısasa ulaşabilmemiz için çok güzel bir salona, birkaç salona ihtiyacımız var. Çünkü burası bir turizm kenti. Biz Kuşadası, bize her zaman 5-0 önde başlar. Çünkü Kuşadası'ndaki gümrük aracılığıyla bir defa kruz gemiler var. Pandemiden sonra şu anda Galata Port'un da bitmesiyle İstanbul'un Kuşadası gemi sektöründeki gemicilikle işi garantiye aldı ve götürüyor. Bir de doğal ortamları var. İnşallah biz Apollon Tapınağı'nda bakanlık ele alıp düzenlerse biz de o doğal ortamı kullanacağız. Bir konser verildi orada. Türk Dünyası Müzik Grubu İzmir'in Kültür Bakanlığı'nın grubu geldi. Mahmut Tunca solistliğinde geldi. Orada bir konser verdi ama o pandeminin genelinde çok az insan alınarak verildi. Şimdi birkaç hafta önce bir haberle beynimizden vurulduk. Ne oldu? Vergi Dairesi'nin yanında bizim kültür merkezi yapabileceğimiz arsayı belediyeyle Vergi Dairesi paylaşmış. Arkadaki arsa belediyeye devredilmiş. Oraya kültür merkezi yapılmak üzere. Caddeye bakan kısımda vergi dairesine, vergi dairesinin yanında olduğu için paylaşılmış. Oysa ki SSK dediğimiz yeni yapılan binanın yanında arsa var. Vergi dairesi oradan çıktığında o vergi dairesinin binası Kültür Bakanlığı'na devredildiğinde o bina tamamıyla bir görsel sanatlar sergi salonu olmaya birebir. Bir kuruş harcamadan sadece panolarla o iş bitebiliyor. Yanına da bağlantılı olarak o arsanın tamamına, yani vergi dairesi oradan çıkartıldığında, devlet bu işe el attığında güzel de bir kültür merkezi yaptığımızda içinde bir 2500-3000 kişilik bir salon, içinde yine en az 1500 kişilik bir salon, en az 10 tane kongre turizmine yönelik toplantı salonu, 100 kişilik, 200 kişilik, 250 kişilik, 50 kişilik gruplara göre salonlar koyduğumuzda, altına da devasa bir otopark yaptığımızda, yapıldığında çok işlevli ve çok güzel olacak ve Didim'in turizminin temel taşı olacak. Yani Didim'e hiç fazla say gelmesin mi? Didim'e hiç İdil Biret gelmesin mi? Didim'e bir filarmoni orkestrası gelmesin mi? Didim'e Kültür Bakanlığı sanatçıları gelmesin mi? Ama o sanatçılara göre salonunuz yoksa gelmez. Ama onlar gelirse biz turizmi burada canlandırırız. Onlar gelmezse yazın Temmuz, Ağustos garanti, Eylül şöyle böyle, Haziran, Mayıs şöyle böyle bir turizm yaşarız. Gele gele oraya geldik. 18 bin ev sektörü vardı, yaşam turizmi diyorduk. Çok güzel, bu insanlar ülkelerinde para kazanıp gelip Türkiye'de harcıyordu.
iyi bir rantta, iyi bir gelecekte bizler için 40'a yakın seyahat acentamız vardı. Bugün 21-22 tane oldu. Düşe düşe gidiyor. Şimdi bu uygulamaya ben niye kendimi talip gördüm? Yani buna itiraz ediyorum. Yanlış olan sistem bana zarar veriyor. Ben buna milyonlarca lira yatırım yapıyorum. Her yıl küçüldükçe küçülüyor. Çünkü sen yani yönetim yanlış yapıyor. Tasarruf vericiler, akıl vericiler yanlış yapıyor. Bir kültür merkezi olabilecek bir yer tutulup da vergi dairesiyle paylaşılmaz. Vergi dairesinin gideceği yer sosyal güvenlik kurumunun hemen yanıdır. Daha iyi. Mevcut vergi dairesi de mi oraya gitsin diyorsunuz? Tabii ki. Tabii yani ki. Orası olduğu gibi komple kültür merkezinin ailesi evet, şeye kadar. Tabii. Alana kadar. Vergi dairesinin binası kültür merkezi içerisinde herhangi bir tasarruf yapmaya ya da mimari proje yapmaya gerek yok. Zaten açık fuaya iki kat. Görsel sanatlar dediğimiz resim sergileri olur. Bugün dünyaca ünlü sulu boyacılar, heykeltıraşlar, sonra bizim daha Millet Müzesi'nin yüzlerce, binlerce sergilenecek depolarda eseri var. Bunlar zaman zaman sergilenir. Didim fotoğrafları, Aydın fotoğrafları sergisi maalesef Aydın'da açıldı. Fotoğraflardı. Ama Aydın, Didim'imizde öyle bir yerleşim konum olmadığı için Aydın'da açıldı ve bu beni çok üzdü. Birinci, ikinci, üçüncü seçilen, özel ödüller alan resimler, fotoğraflar Aydın'ın fotoğrafı oldu. Biz onların görseline bile sahip olamadık. Oysa ki ne güzel sanatçı elinden çıkmış, sanatçılar tarafından çekilmiş fotoğraflardı. Yine Millet Müzesi'nin müzede sergilenemeyen eserleri var. Sergilenmesi lazım. Sergi salonları da çok önemli. Ki İspanya'nın turizmi, İtalya'nın turizmi tamamıyla müzecilik üzerine. Roma'sına gidin, Napoli'sine gidin, Venedik'ine gidin, hangi iline gidin, Milano'suna gidin, hangi iline giderseniz gidin, bu bazda ele alınır. Geçin İspanya'ya, Bilbao bölgesine, turizm bölgesine, yine görsel sanatlar üzerine kurulur ve insanlar buraya gelir. Bizim burada alternatifimiz yok. Şu anda Didim'in bir tek alternatifi var, destinasyonu var. Ne var? Aqua Park'ı var. Aqua Park işletmesi de mecburen ekonomik açısından Temmuz-Ağustos'da açılıyor. Başka bir aktivitemiz var mı? Turistleri Luna Park'a mı götüreceğiz? Oradan kalkacağız. Luna Park'a mı götüreceğiz? Apollon Tapınağı'nın yeni düzenlemeyle ışıklandırılması, görsel müzik sistemine geçmesi belki bize biraz yardımcı olacak ama yanında türkülerin son derece açılmış sesiyle oraya önünden son sürat geçen arabalarla orada turizm yapamazsınız. Orada düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütündür. Ankara'da Saman Pazarı var. Devlet burayı restore etti. Kale var. Devlet burayı restore etti. İstanbul'da turizm yarımadasında Galata yolu, Beyoğlu yolu yapılıyor. Galata Port yapıldı. Yani eski kullanılan eski evlerin olduğu yerler yapılıyor. Turizme açılıyor. Çünkü bunlarla yaşıyor turizm. Çamlıca'da yapılan bir kule İstanbul'un turizmine %40 artı kazandırdı. Otellerden müşteriler çıktı. Çamlıca'nın tepesinden fotoğraf çekildi. Paylaşım yaptı. Selfie çekti. Canlı yayın yaptı. İstanbul'u gezdirdi arkadaşlarına ülkelerinde. Geldi turizme katkıda sağlandı. Bizim kulemiz yok. Bizim aquaparktan başka bir şeyimiz yok. Bir tek kültür merkezimiz var. Müzik gruplarını, görsel sanatlar gruplarını falan kullanabileceğimiz bir sistem. Burada devletin vergi dairesi Maliye Bakanlığı'na bağlı. Yani başka bir ülkenin bakanlığına bağlı değil. İktidar olsun, muhalefet olsun. Kim olursa olsun. Burada el birliğiyle sayın kaymakamıma da mesajım budur. El birliğiyle bu işi ele almalı. Orada çivi çakıldıktan sonra bu işin daha dönüşü yok. Yarın biz 300 kişilik bir salon, 500 ya da 1000 kişilik bir salonla yapılan kültür merkezini
efendim bu bizim ihtiyaçlarımızı cevap vermiyor diye gidip Kültür Bakanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na anlatamayız. Anlattığımızda çok zorluklar çekeriz. Yani planlamadan çıkartılır. Erdal Bey, siz bu açıklamayı bireysel mi yapıyorsunuz? Turizm Derneği adına mı yapıyorsunuz? Bireysel seyahat ajantası olarak. Peki Turizm Derneği ile görüştünüz mü? Yani dernek olarak ya da kurumsal bir, daha kurumsal bir çatı altında bir talep oluşturabildiniz mi? Şimdi kurumsal bir çatı altında oluşsun istemiyorum. İstemedim de şu amaçla istedim. İstemedim. İnsanların belli şeyleri var. Yani yönlendiği bir bölümler var, siyasi bölümler var, hı hı. Ya da ne bileyim etkinlikler var, etnik şeyler var. Bunlardan bir tanesi olsun istemedim. Doğru olan bu. Ben dedim için söylüyorum. Bir de seyahat ajantası olup ticaretini yaptığım bu sistemin zarar görmemesini istiyorum. Turizmci olarak konuşuyorsunuz. Turizmci olarak. Şimdi evet. Turizmin kültür sanat açısından yaklaşıyorsunuz. Kültür sanat turizminin geliştirilmesi yönünde bu söylediğiniz açıklamalar. Yani dedim de kültür sanat turizmi. Ama yılda iki tane ya da üç tane Edilbiret konseri gibi ya da büyük etkinlik ve konserler dışında o salonun komple bir yapısal bir bütçesinin ayrılması gerekiyor. Yani yılda dört defa ya da beş defa hareketli, geri kalan günler bomboş. Bir salon da işimize yaramayacaktır. Bununla ilgili de bir bütçe yapıp ve altyapı çalışmaları gerekiyor. Bu durumda belediyenin de işin içine girmesi gerekiyor. Yani bütün bu giderleri ya da ilçenin önde gelenleri. Konuştunuz mu? Bunun bütçesi nedir? Şimdi ben sizlerle bunun ilk sesini çıkartmak istiyorum. Hı hı. Yani birkaç dernek ya da sivil toplum örgütlerinin özellikleriyle orada gidip bir ilçe kaymakamından izin alıp bir board da asabilirdim. İnsanları oraya toplayıp yani her zaman o kent meydanında yapılan bir şey de yapabilir, organizasyon da yapabilirdim. Dediğim gibi tamamıyla dedim için istiyorum bunu. Bir tek şey var, yılda dört tane beş tane değil. Bugün Adana, Mersin, İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerde büyük gruplar var. Ve bu grupların bir tek sıkıntısı var. Turne yapabilecekleri, gidebilecekleri çok yer yok. Niye yok? Ankara dolu zaten. İstanbul dolu. Onlar zaten oran. Onların konserleri, onların aktiviteleri. Bir de ben Pamukkale Üniversitesi'nin akademik orkestrasını niye getirdim buraya? Onunla ses çıkartmak için getirdim. 22 ajanta, 20'si de bu işin içine girer. Bunu ister Kültür Bakanlığı yapsın, devredilsin burası, ister Didim Belediyesi yapsın. Hiç beni o kısım ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım bunun içerisinde, yani Didim'i ilgilendiren kısım bunun içerisinde bir 2500-3000 kişilik bir salon olmalı. Yine onun bir alt konsepti dediğimiz 1500 kişilik bir salon olmalı. Sergi salonları, görsel sanal salonlar olmalı. Kongre turizmine, kongrelere, yani Türkiye 5 tane 10 tane holdingden ibaret değil, toplantılar yapabilecek. Ama o toplantıları biz nerede yapıyoruz? Yani getirip buraya kongre turizmi belli iş merkezlerinin toplantılarını yapmıyor değiliz. Yapıyoruz yani, boş oturmuyoruz. Yapıyoruz da o otelde yapıyoruz. İnsanlar otelden çıkmıyor ama oraya ben her şeyi dahil getiriyorum onu. Ama bu kültür merkezinde benim 200 kişilik bir salonum olsa, getirir çarşının merkez, Didim'in merkezinde ona toplantıyı orada yaptırırım. Psikolojik bir dürtüdür. Dönüşü insanlar çarşıda kalır. Dolayısıyla Didim esnafı para kazanır. Altınkum'da Didim Belediyesi'nin yaptığı amfiteyatro var. Oldukça yüksek kapasite yapılmakta olan, devam eden. Onun kullanımı ile ilgili bir bilginiz oranın, var mı? Oranın yapılması, oran biz daha önceden hemfikir olduğumuz Aytepe projesi ismi adı altında güzel bir projeydi. Onun bir bölümü yapılıyor ama bu, ondan şikayetçi değiliz. Doğru, yapılması gerek, olması gerek. Oluyor da inşallah dedim için çok güzel bir şey olacak ve orayı da kullanacağız. Ama biliyorsunuz doğası gereği orası ses düzeneğiyle kullanılan yerler. Yani popüler müzikle, popüler tiyatrolarla, popüler yatırımı çok ağır olan şeyler, organizasyonlar. Yani o organizasyonların içerisinde işte katıldıysanız
Apollon Tapınağı'nda verilen Türk Dünyası Müzik Grubu'nun konserini alıp o tiyatro yeni yapılan düzenlemenin içinde mikrofon kullanıldığı için orada yaparsanız Apollon Tapınağı'ndan getirdiği sesi oradaki konser getirmez. Orada bir Apollon Tapınağı avantajı kullanılmakta. İki, müzik grubu Kültür Bakanlığı'nın kendi grubu olduğu için profesyonel seçilmiş gruplardan. Yani Avrupa'da bir insana bir müzik konusunda, özellikle müzik konusunda ya da görsel sanatta, resim, sulu boya, heykel, seramik gibi konularda yanlış işi doğru diye anlatamazsınız. Çünkü bunlar doğuşundan itibaren kilise kültürüyle, piyano, yani kilise orguyla, kilise koroları, kilise orkestralarıyla yetişiyorlar. Hepsinin armoni bilgisi var. Didim'de de dikkat ediyorsanız İngiliz grupların en çok katkı verdikleri yer karaoke grupları yapan, organizasyonu yapan kafe, restoranlar. Niye? Çünkü kültüründe müzik var, kültüründe dart var, kültüründe futbol var. Şimdi 5 yıldızlı otellerden burada bugün çok güzel, kendisine teşekkür ettim ben bir yazıda. Maxilia Otel. Spor gruplarının Didim'e gelmesine vesile oldu. Daha önce normal 3 mevsim caddesindeki otelleri kullanarak yapıyorduk bunları. Ama o memnuniyet, o ilgi alaka bir Maxilia ile biliyorsunuz kıyaslanmaz. Ne oldu şimdi? O otelin yaptığı o aktiviteden sonra dedim de 12 ay turizm konuşulmaya başlandı. Bu 10 yıl önce konuşulacak ve tasarlanacak bir şey. Yani özetle ben sizlerden şunu rica ediyorum. Siz Didim'in savunucususunuz. Ön planda olan insanlarısınız. Didim Kültür Merkezi'nde lütfen hata yapmayalım. Kim yaparsa yapsın. O arsa tamamıyla bir bütün halinde ve kültüre, sanata hizmet verecek şekilde tasarlanıp yapılması. Yalnız istiyorum. Burada Umut'un da dediği gibi, yani bireysellikten öte, böyle bir birlik içerisinde hareket edilse, kurumsal bir şey, çok daha fazla etkili olur gibi. Şimdi sizlerin basın biliyorsunuz en önemli unsurdur. Sizlerin atacağı adımın arkasından bunun bir geri dönüşümü olacaktır. Yani habere karşı bir söylem olacak. Yani bir başlatalım diyorsunuz. Arkadan görüşmeler devam edecek. Öbür türlü bir grup alıp bir yere çekiyor. Bir grup alıp bir yere çekiyor ve ortada kalıyoruz. Yani amacının dışına çıkıyor. Yani dediğim gibi ben en az 30 tane 40 tane derneği bu işin içine koyar, kent meydanında pankartla açabilirdim. Ama ona gerek yok. Bu iyi niyetle çözülecek. Mantığın ve mantalitenin düzelmesi gereken bir konu. Yani kültür merkezinin, vergi dairesinin yanında bir tarafı kaymakamlık lojmanı, bir tarafı adliye binası gibi daraltarak yapmanın bir anlamı yok. Son bir şey sormak istiyorum. Başka diğer turizmcilerle bu fikrinizi paylaştınız mı? Bizlerle paylaşmadan önce. Paylaştım. Tabii hepsi arkasında ama dediğim gibi yani böyle bir kurumları işin içerisine koymak istemedik ilk önce. Doğru olan bu. Çünkü kurumları koyunca her kurumun bir kimliği var. O kimlikte bunun arkasında duracak en önemli kurum tabii ki TURSAB'ın Seyahat Ajantaları Birliği Didim temsilciliği olacak. Zamanı gelince. Şimdi ben sizden bir turizmci olarak Didim'de acil adım atılması gereken konu. Bu arsa heder edilmemeli. Kültür merkezine yönelik içinde sanata, kültüre, her türlü aktiviteye hizmet verecek organizasyonlar yapılmaya uygun hale getirilmesi gerekiyor.